Burası Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı köy kadın kursu olarak biz burada görev yapıyoruz. Ben 1986 yılında köy kadın kursu öğretmenliğine başladım. 25 yıldır görev yapıyorum. Burada hanımlar hem boş vakitlerini değerlendiriyorlar hem yaptıkları işleriyle aile bütçesine katkıda bulunuyorlar. Ben işlediğim halde haftanın 4 günü birer saat gelmeye çalışıyorum. Belki ürettiklerim arkadaşlarıma göre daha az ama stresimi atıyorum. Ondan sonra bir şeyler üretmek güzel geliyor. Şu anda da bir sele yapıyoruz. Kıbrıs'a özgü. Hem eski dekorasyonlarda kullanabileceğimiz bir şey, hem eskiden burada molihiya veya nane kurutuluyordu. Aşkından oldum deli. Bütün bayanlara, boş oturan bayanlara, ev hanımlarına tavsiye ederim. Buraya gelsinler. Hocanımızdan çok çok memnunuz. Sırasında annemiz, sırasında çocuğumuzdur. Çok mutluyum ben buraya geldiğim için. Evet, bu kozalar Mart ayında dutların açılmasıyla ipek böcekleri açılıyor. Onları biz üretiyoruz ve tek canlı olarak ipek böceği kendini hapseden bir böcektir. Ben bunları çok seviyorum çünkü ne bileyim insanlara böyle güzel bir şeyler sunmak, bunları el işi olarak yapmak ipek böceğinin çok büyük anlamı vardır Kıbrıs'ta da. Bütün kızlar toplandık, toplandık, toplandık. Sorduk neden yıprandık, yıprandık, yıprandık. Biz onlardan hoşlandık, hoşlandık, hoşlandık. Şimdi niye zorlandık, zorlandık, zorlandık. Her yıl 2 yıldan beri de 8-9 Haziran Ceviz Festivali'nde Lefke Kadın Kursu'nun da sergisi açılır. Bu sergide yaptığımız bütün ürünlerimiz sergilenir. Koza işleri, 3 boyutlu resimler, özellikle tahta oymacılığı, lefkara. Çok farklı işlerimiz vardır. Herkesin gelip de bu sergiyi görmelerini isteriz. Tüm köylerimizin de katılmalarını istiyoruz. Burada çok güzel işler yapılır. Ayşen Hoca'nın bize çok güzel işler gösterir. Görüldüğü kadarıyla tatlılar yapılır. Herkes bir tatlı yapar. En çok özellikle de samsı. Yıllar vardır ki çoğu insanlar bu samsıyı yapmıyorlar. Tabağa koydum moru, lefkede çalar boru. Kadınlar ahlak yaşar, adamlar çeker zor. Gençler bu tatlıyı pek yapmak istemiyorlar, bilmiyorlar. Hamur işini sevmiyorlar herhalde. Onun için daha ziyade yaşlılar yapıyor. Hamuru suyla yoğururuz. Biraz zeytinyağı döker. Zeytinyağıyla da iyice yoğurduktan sonra hamuru dinlendirmeye bırakırız. Ondan sonra masanın üzerinde aşkı halinde açılır. İkiye katlanır bezem. Börek aletiyle paklava paklava kesilir. Çatalla kenarları şekillendirilir. Ondan sonra kızgın yağda kızartılır. Yağdan sonra şuruba atılır ama şurubun soğuk olması lazım. Lokma şurubu gibi kıvamlı olması lazım. Şuruptan çıkarılır. Böyle kayık tabaklara koyarız. Üzerine badem ceviz serperiz. Evde oturan bayanları, genç kızlar özellikle buraya katılmalarını bekleriz. Burada çok güzel işler yapılır, çok güzel zaman geçirilir, çok güzel geziler düzenlenir, her ay yemeklere gidilir. Bu yıl 8-9
8-9 Haziran'da Lefke'de Ceviz Festivalimiz var. Köy Kadın Kursu arkadaşlarımızla birlikte hazırladığımız bu güzel ürünleri oralarda sergileyeceğiz. 8-9 Haziran'da Lefke'ye herkesi bekliyoruz Ceviz Festivali'ne.